gelmediniz. Değil olur, değil olur, değil olur. Evet, göremiyoruz. Evet. Evet, iyi akşamlar Okan Bey, sevgili Okan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu Didem Uzel'in sözleri üzerine bir diyeceğiniz varmış, buyursunlar. Evet, sevgili Okan Bayülgen, şu anda sesim oraya yankılanıyor, hissediyorum bunu. Evet. Şimdi bu Didem Uzel olayıyla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kadın demiş ki... Evet. Bu kadın demiş ki, gülme, ben görüyorum buradan seni. Benim her yerde gözüm var. Bu kadın demiş ki, ben demiş, işte mesajlara inanıyorum da, odur da budur da şudur da, böyle şeyler... Ani tepkiler verebiliyor, kusura bakmayın. Şimdi bu kadın böyle şeyler konuşmuş, böyle şeyler söylemiş. Şimdi benim de böyle bazı kelimelerim var. Beni inanılmaz derecede gaza getiren ve mesaj yorduğuna inandığım bazı kelimeler var. Bu kadın son derece entelektüel bir kadın. Ben bu kadının entelektüelliğini ilk şey zamanı gördüm. Program zamanı şarkı söylemek lazım da gördüm. Ve kadına direkt kilitlendim ve vuruldum. Lan dedim, ne entelektüel kadın. Şimdi benim de kadın dediğin de böyle olur. Böyle olur, böyle olur. Şimdi benim aynı zamanda... Vurma, şey yapmayın. Kapışmayın, kapışmak yok. Ben mazit olduğum kadar bu gıdıklı da şeydir, terimdir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Okan Bey, benim de bazı laflarım var. Misal, vurmak istediğiniz gibi bırakın. Aha da burada, ben bu kelimeyi ta benim masemin, sandalyemin, yatağımın baş ucuna astım. Ben bunu hayatıma uyguluyorum. Misal, kadınıma uyguluyorum. Sabahları evden çıkarken şöyle bir tane koyuyorum. Akşam geliyorum, bakıyorum, aynı mı? Bakıyorum, kadın aynı. Gece de aynı şekilde nasıl sabah bulmak istiyorsam öyle bırakıyorum. Hiçbir şekilde daha fazla bir şey yapmıyorum. Bir diğeri, bir gün yolda gidiyorduk. Bu Özgecan gerizekalısı dedi ki, sağ dönerken ya 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 yol ver dedi. Ne demekmiş o? Bunun ben çok anlamadığım İngilizce bir kelime olduğunu düşünüyorum. Sağ dönerken ya 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 yol ver. Bunun ne demek olduğunu tam olarak anlayamadım. Fakat onu da bu sarışın entelektüel kadın gibi... Şeyimin, yatağımın başucuna astım. Ondan sonra daha önemli bir yazı var. Lütfen buraya yazı yazan öküzdür. Lütfen buraya yazı yazan öküzdür. Bu da benim hayatımda son derece örnek aldığım önemli bir cümle olarak hayatıma geçti. Neden öküzdür? Ve neden lütfen? Bunlar çok önemli. Neden öküz olmasın? Niye oraya atma? Niye oraya yazı yazıyor ki o mesela? Ben ona takıldım bir dönem. Başka? Önemli değil. Başka mesela bunun çok önemli bir lafı var. Ha. Nedir? Çıktığınız vitesle ininiz. Bu, bravo, gerçekten seni öpmek istiyorum. Kıdıklı. Çıkarma, çıkarma. Bir dakika. Çıkarma. Tamam. Şimdi bu önemli okşama, bir olay. Okşama, okşama. Ne diyorsun gıdıklı, yapma. Şimdi tamam. O gıdısı var ya, o biraz ses etki ediyor onda, yağ birikiyor, neyse. Şimdi Okan Bey, bu aynen şarkı söylemek lazım gibi önemli bir kader cümlesidir. Bu kadında olduğu gibi kader cümlesidir. Ve de aynı zamanda programda olabilir, çıktığınız vitesle ininiz.
şimdi bu ne demek? Hayatta bazen inişler vardır, bazen çıkışlar vardır demek. Tamam, hadi güle güle. Hayır, bir dakika. Fransa'da, bakın çok önemli bir olay var. Fransa'da. Olayın kökleri nereye dayanıyor? Fransa'da ikinci alt sınıf insanlara bu Fransız devriminden önce vites derlerdi. Vites derlerdi, zengin insanlara da vicomte derlerdi. Vicomte derlerdi. Sonra vitesler ayaklandı ve vicomte'ları alaşağı etti Fransız devriminde. O zaman kast sistemi vardı. İnsanları sınıflara ayırırlardı. Mesela birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites gibi. Bunun gibi aşağılık insanlar geri vites olurlardı. Boşa almayı da kesinlikle ben burada söylemiyorum. Onlar kendilerini bırakmış Hindular. Olur mu? Ben de şu anda boşaldım. Hadi, hadi. Bravo.